Nasılsınız? Kolaylıklar. Köy sitesinde bende kiralık olduğu zaman bu artık anlaşıldı. Hani babalar, aileler, komşular birbirine söyleye söyleye beni buluyorlar. Çünkü bir ev bana satılık ya da kiralık gelmişse onun sahibi makul, mantıklı ve insani melekeleri gelişmiş bir komşumuz ya da dostumuzdur. Şimdi bunun farkına varıldı. Dikkat ederseniz sahte ilanlardan, dolaştırılamayan kiralıklardan, satılıklardan, evleri dolaşırken uğradığınız kötü muamelelerden bana da yakınıyorsunuz. Bana yakınacak bir şey yok. Mesela bugün bir hanımefendi arıyor. Bana çok yardımcı olmuştunuz ama 10 gün düşüneyim dedim. Evi başkasına vermişsiniz. Tamam da eve karar veren de daha önce düşünmüş, çözmüş, analitik çözümlemesini yapmış, gelmiş, tutmuş. Değerli dostlar, burada bende satılıklar, kiralıklar bitince bende bittiği an mal pahalanır. Anlatabiliyor muyum? Size ne diyorum? Ben burada müşteri reddedebilen tek danışmanım ve net söylüyorum. Zekeriya Köy'de Ekrem Yörükoğlu ve diğerleri. Köy sitesi Ormana'da, hele Ormana'da da bir video çekeceğim. Özel bir video çekeceğim. Ben orayı gerçekten hani çalışması bu kadar imkansız çünkü köşe başları tutulmuş ama düzelteceğiz. Köyü düzelttik, nispeten orayı da düzelteceğiz. Garanti kozalarda. Yani bölgemizdeki en büyük alışveriş sahibinin, merkezinin sahipleri, bu Galatasaray'ımızın stadının oradaki kulenin sahipleri. Bunlar neden benimle çalışıyor sizce? Galatasaray, Kasımpaşa neden benimle çalışıyor? Çalışacak Türkiye'de başka emlakçı yok. Çok dolu. Neden beni bekliyorlar? Evet, şunu söylemeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı son plan çok iyi. İnşallah dar gelirlere, sabit ücretlilere bir ilaç olabilir. Mükemmel ödeme planı. Hani bana bu fiyatla çadır verseler ben girerim. İnşallah ben değil de ihtiyacı olanlar buradan ev alabilir. Ve Türkiye'deki konut, yani dar gelirlinin konut erişebilirliği imkansız hale gelmişti. Umarım bu süreç aşılabilir. 2 sene sonra gerçi. Dolayısıyla karar güzel ama 2 sene içinde kira fiyatlarını düşürmez. Hani benim müşteri portföyüm zaten hani o grup değil ama inşallah sosyolojik açıdan bir takım gelişmeler olur ülkemizde. İyi gelişmeler olur. Çünkü bizim temel sorunumuz sosyoloji. Türkiye'de bir güven toplumunu oluşturamıyoruz. Almanya ve Amerika'daki ilerleyişin temel sebebi, hani bizde bir laf vardır ya, Batı'nın teknolojisini alalım ama ahlakını almayalım. Hayır hayır. O teknolojiyi yaratan öncüler aslında Batı'nın Protestan Püriten ahlakını almaktan geçiyor. Yani bunu anlayabildiğimiz zaman, birbirimize hoyrat davranmadığımız zaman, birbirimizle oynamadığımız zaman, güven toplumu oluştuğu zaman diğer emlakçılar da benim gibi olacak. Ama yakın vadede bu olanaksız. Ben aşmış bir adamım. İş sorunu olmayan bir gayrimenkul danışmanıyım. Dolayısıyla şu bölgede insanları arayıp da evini bana ver demeyen nadir emlak danışmanlarından biriyim. Bunu diyen arkadaşlarıma da bir şey söylemiyorum. Hani bu olayın içinde var. Şuraya geleceğim. Ben de bir şey varken beni çok zorlamayın. Söylediğim fiyat iyi fiyattır. Olabilecek şeyleri anlatırım. Beni de zorlamayın, şansınızı da zorlamayın. Hoşça kalın.